Çizmesi mesele. O yüzden çizmedim. Direkt anlatmaya çalışacağım. Şimdi izafiyet diyecektik ama izafiyet demeyelim. Şimdi o biraz daha farklı. Ama bu uzay zaman denmiş. Orada da şöyle çökmeler oluşuyor. Yani bildiğin çökmeler oluşuyor. İşte güneşi, dünyası, osu busu neyse bir çökmeler var. Farklı çökmeler var mı? Tam kestiremedim ama. Şimdi güneş bildiğin baba çöken. Şimdi bir çarşaf düşün. Onu böyle aşağı doğru büküyor. Ta Neptün'üne kadar etkisi altında bırakıyor. O çökme. Değil mi? İşte başka çökmeler varsa dediğim gibi değil de hani bu çökme biraz niye? Çünkü şöyle Medcezir hani bu gelgit mevzusu. Yani şimdi ya o ya o. Neyden kaynaklanıyor Medcezir? Ay'dan kaynaklanıyor. Değil mi? İşte Ay ile bir bağlantısı var ki ayın da bir çökmesi var diyelim. Dünyanın da bir çökmesi var. Ama burada güneşin çökmesi yok. Yok yani. Niye yok? Şimdi yani bildiğimiz deniz. Ay olunca küsmüyor da güneş olunca küsüyor mu? Ya da güneşe yaklaştığımızda şimdi bir sarmaldan bahsediyoruz değil mi? Güneşe yaklaştığımızda atıyorum güneşe bakan taraftakilerle güneşe bakmayan tarafta yani bir ısıdan bahsediyoruz ve yaklaştık daha yani bir ısı farkı olacak değil mi? Çok bariz olması lazım ısı farkının. Hani bir tarafı güneşe bakarken diğer taraf bakmıyor. Var mı öyle bir bariz fark? Yok. Hani küçücük bir ay denizleri çekerken koskoca güneş bizi kavurmuyor. Ha, bu çökme nasıl olabilir? Çöküyordur da. Hani dört boyutlu düşündüğünde bir hani bir bükme olabiliyordur uzayı bükebiliyordur. Bu tamam. Ama öyle güneş ta Neptün'e kadar büküyor dersek sanki orada bir tuhaflık var. Değil mi?